Prime Minister, you said Sayın Başbakan, eski kuşağın geleceğin sorunlarını anlamadığını söylediniz. Nedir bu sorunlar? Well, one of the reasons siyasete girmemin nedenlerinden biri eski kuşağın geleceğin büyük sorunlarıyla başa çıkmak için yeterli bir şey yapmadığını hissetmemdi. Özellikle iklim sorunları ama aynı zamanda cinsiyet eşitliği, insan hakları ve benim kuşağım ve benden sonraki kuşak için önemli olan diğer sorunlarda. Finlandiya tarihinin en genç başbakanı olarak siz geleceğin sorunlarını diğerlerinden daha iyi anladığınızı mı düşünüyorsunuz? Bence Finlandiya'da hükümetimizin çok iddialı ve iyi programları var. Hükümetimizin ana hedefi geleceği herkes için daha iyi hale getirmek. Bu sadece ekonomik ve sosyal açıdan değil, aynı zamanda çevre açısından da sürdürülebilir olmalı. O nedenle bizim için geleceğin her konuda sürdürülebilir biçimde tasarlanması çok önemli. Ayrıca çok iddialı iklim hedeflerimiz var. 2035 yılına kadar iklim nötr bir ülke olmak istiyoruz. Ve şu an bu hedefe nasıl ulaşabileceğimizin yollarını arıyoruz. Evet, biz birçok şey yapıyoruz ama herkesin bu konuda üstüne düşeni yerine getirmesi gerekiyor ve Avrupa Birliği'nin açıkladığı iklim değişikliğiyle mücadele için yeni yol haritasını memnuniyetle karşıladım. Çok iyi, çok iddialı. Sanırım daha fazla bu tarz politikalara ihtiyacımız var. Peki büyük işletmelerin çoğu burada Davos'ta. İnsanlar pekala çok büyük açıklamalar yapıyorlar diyor. Peki gerçekten harekete geçiyorlar mı? Well, of course we all hope so because hepimiz öyle olduğunu umuyoruz. Bence iklim değişikliği, yani küresel ısınma, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük risk. Ama aslında iklim değişikliğiyle mücadele, aynı zamanda temiz ve yeşil istihdam yaratmak için, yeni teknolojiler yaratmak için, ayrıca refah yaratmak için de büyük bir olanak, bir fırsat. Yani iklim değişikliği bir risk ama onunla mücadele ülkeler için bir fırsat. Ve Finlandiya çok yüksek eğitim seviyesine sahip bir ülke. Gelecekte de bu seviyede olmak istiyoruz ve yeni teknolojiler geliştirmek istiyoruz. Burada bir potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Yani Finlandiya Avrupa Birliği için iklim değişikliğiyle mücadelede bir nevi rol model mi? Bence Finlandiya öncülük edebilecek ülkelerden biri. Ama biz, yani tüm Avrupa Birliği, bu konuda dünyada öncü konumdayız. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya gibi diğer kilit aktörleri de yanımıza almaya ihtiyacımız var. Diğer büyük aktörler daha fazla çaba gösteriyor. Çünkü iklim değişikliğiyle tek başına mücadele edemeyiz. Herkesin katılımına ihtiyaç var. Bu da işbirliğine ihtiyaç duymamızın nedeni. Teşekkür ederim Sayın Başbakan. Teşekkürler.